Yaratılış ve Evrim kitabının 17. sayfasında, yani girizgahta, okura yönelik bir seslenişiniz var. Ben buradan bu seslenişi okumak istiyorum izninizle. Çok sevinirim. Ee, çünkü burada daha derli toplu, hani şifahi şeyler yani Meramım daha, daha evet. iyi anlaşılır o, o zaman, evet. Ee, ey okur, üç şeye karşı seni uyarmama izin ver. Bu eserde vardığım sonuçlar, bir, bu eserde vardığım sonuçlar, benim Kur'an ve tabiat ayetleri üzerinde derinliğine düşünerek ulaştığım sonuçlardır. Bu sonuçlar isabetli olabileceği gibi isabetsiz de olabilir. Allah bana akıl verdiği gibi sana da vermiş. Allah'ın sana emanet ettiği aklını kullan ve sen de konu üzerinde derinliğine düşün. Belki sen benden daha iyi sonuçlara verirsin. Eyvallah. İki, ben Kur'an ayetlerine getirdiğim yorumları ayetlerin yerine geçirip de bu son noktadır demekten Allah'a sığınırım. Bir Bunu, daha, o cümleyi bir daha rica Ben Kur'an ayetlerine getirdiğim yorumları ayetlerin yerine geçirip de bu son noktadır demekten Allah'a sığınırım. Evet. Bunu sen de yapma. Eğer böyle yaparsan yorumu vahyin makamına koymuş olursun. Bu hem vahye hem kendine hem de bana zulümdür. Eyvallah. Üç, hiç kimse her şeyi bilemez. Her şeyi bilen sadece Allah'tır. Burada vardığım sonuçlar bilgim, aklım, kapasitem ve emeğim oranındadır. İçinizde bilgisi benden iyi olan, akılca benden üstün olan, kapasitesi benden fazla olan ve benden daha çok emek verenler mutlaka vardır. Onlara düşen, körü körüne beni tekrarlamak değil, meseleyi benim getirdiğim noktadan alıp daha ileri taşımaktır. Böyle yaparsa belki Müslüman aklını krize takan soru ve sorunlardan birkaçını daha çözen... Ender Bahtiyarlar arasındaki yerini alır. Evet. Ee, bu zaten perspektif olarak gerekli Aynen öyle. şeyi veriyor. Yani, bu çok önemli bir usul. Evet. Üç tane usul, usul kuralıdır. Yani ben burada yorum yaptım. Benim yorumumu mutlak doğruymuş gibi alma diyorum o kural. Evet. Benim yorumum bana ait. Allah'ın ayeti değil. Dolayısıyla ben yanılıyor da olabilirim bu yanılma payını herkese tanıyın. Ben de dahil. İkincisi Allah bana akıl verdiyse sana da vermiş. Ben kendi aklımın şükrünü eda etmekle mükellefim. Sen de kendi aklın şükrünü eda etmekle mükellefsin. Aklını kimseye kiraya verme. Ben nasıl bu mesele üzerinde düşündümse sen de düşün. Üçüncüsü ben emeğim, gayretim, bilgim, görgüm efendim oranında bir sonuca vardım. Benden daha iyi bilgisi olanlar, daha fazla emek verecek vermiş olanlar olabilir. O zaman onlara düşen beni körü körüne takdir etmek değil, takip etmek değil. Yani benim getirdiğim sancağı bir yere getirmişim, oradan alıp daha ilerilere götürmek. Yani bu üç ilke, bu eserin ve diğer eserlerimde yazıldığı temel üslup ilkelerdir. Temel usul ilkelerdir.